Süper. Onur Erim, sondan başlayayım. Siz nasıl anladınız? Hem dayatma mesajını hem de önümüze gelmez mesajını. Ben ikisini de anlamadım. Çok da net söyleyeyim. Ben bunu sık sık söylerim. Bir siyasetçi, bir iletişim şeyi olarak, şekli olarak bir siyasetçinin söylediği bir cümleyi açıklaması için 10 tane, yani sonradan bazen açıklıyorlar ya, benim laflarım çarpıtıldı, içeriğinden çıkarıldı. Bir siyasetçi söylediği lafın sonradan açıklamak için 10 tane lafa diyorsa ya söylediğinde ya kendinde bir hata vardır. Faruk Bey de diyor ki tam aksine derin bir strateji yürütüyor Kılıçdaroğlu. Olabilir canım, olabilir. Yani her şey için strateji diyebiliriz. Özellikle sıkıştığımız yerlerde. Veya şimdi daha Kemal Bey bu yorumlar üzerine bir yorum yapmadı. Eğer Kemal Bey'in söylediği gayet net olmasını umduğunuz bir konuda ve gayet net gibi görünen bir cevapta ne demek istediğini, burada yaklaşık 7 kişiyiz siz de dahil, siz de bir görüş belirttiniz. Farklı farklı şeyler düşünüyorsak bu Faruk Bey'in iddia ettiği gibi Kemal Bey'in derin strateji içerisinde bir hamle olabilir. Ya da başka bir şey olabilir. Başka bir şeye girmeyeyim. Onun biraz şeyleri farklı. Ben hakikaten bir şey anlamadım. O şeyi tabii ki kuvvetle muhtemel herkes şeye yordu, bu dayatma olmasın kısmını. Hem Meral Hanım'ın söylediğine yordu ki ben bundan evvel defalarca söyledim. Meral Hanım'ın yaptığı, daha evvel de yaptığı, özellikle Ekrem Bey daha ara sıra da Mansur Bey için ve bu son dönemde yaptığı bu adaylık şeyi en son Buğra Bey üzerinden, bu dedim ki yani en hafif deyimiyle siyasi bir nezaketsizliktir. Şimdi masada oturuluyor. Bundan işte 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra tartışılıyor. Şimdi Kemal Bey çıkıp dese ki Temel Bey'e, biz aday olarak Bülent Bey'i görmek istiyoruz. Şimdi siyasi nezakette, siyasi hiyerarşide böyle bir şey normalde düşünülemiyor olması lazım. Ben defalarca söyledim. Meral Hanım'ın bu nezaketsizliğine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle Kemal Bey'den neden bir ses çıkmıyor ben anlamış değilim. Şimdi öbür tarafa bakıyorsunuz, yani dayatmayı ben de o iki şekilden biri diye görüyorum. Bu adaylık hani iki belediye başkanı üzerinden. Şimdi Kemal Bey daha evvel bunu söyledi. 2022'nin başlarında söyledi, 2021'de söyledi. Seçimlerden sonra, belediye seçimlerinden sonra. İki defa veya üç defa Mansur Bey ile Ekrem Bey için işte biz altılı bir masayız. Toplanarak buna karar vereceğiz dedi. Topu taca attı. Yani ne evet dedi ne hayır dedi. Ne olabilir dedi ne de olmaz dedi. Fakat aynı Kemal Bey o 2-3 kereden daha fazla, 4 müydü 5 miydi hatırlamıyorum, şu lafı da etti. Her iki belediye başkanı gündeme geldiği zaman hayır, onlar başkanlıklarına devam edecek. Eğer onlar bırakırsa ve o belediyeleri bir yıl kara kaybedersek, ki kaybedeceği kesin meclis çoğunluğundan dolayı, bunu halka açıklayamayız dedi. Şimdi Kemal Bey'de bir strateji değişikliği olmuş olabilir mi? Olabilir. Şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey sorabilir, bir şey söyleyebilir miyim Onur Erim'e? Buyurun. Buyurun. Yani Akşener'in sevgili Onur Erim, Akşener'in hani nezaketsiz diye tarif ettiği şey, yani masada konuşulmayacak mı, tartışılmayacak mı ya da masanın dışında da tartışılmayacak mı? Hani siyasi bir tartışma bu. O anlamda bir yani açıklama gerekiyor. Yani bu arada Sayın Akşener'in niçin nezaketsizlik olsun? Değil, Bülent Kaya'nın dediği gibi Buğra Kavuncu'nun söylediği. Efendim? Buğra Bey için söylediniz. Akşener için değil de Faruk Hayır, Bey sadece. Önce Akşener sonra Buğra Bey. Akşener için dedi Onur Bey. Yani Akşener'in Meral söylediği Hanım, nezaketsizlik dedi. Ankara'da bir iki tane açılışta ayrı ayrı bir Mansur Bey'e bununla ilgili atıfta bulundu. Burada iki defa Ekrem Bey için bulundu. Benim ama bir dakika, adaylıkla ilgili bir atıfta bulunmadı. Ne zaman ki bu iki isimden birine iltifat etse evet, iki isimden birine Sayın Akşener'in adayı o mu diye tartışıyoruz. Yoksa şimdi Buğra Kavuncu'nun durumu çok farklı. Buğra Kavuncu örneği doğrudan dedi ki sahada en çok rastladığımız isim Mansur Yavaş. Bu direkt adaylıkla ilgili bir mesaj. Bunu ben söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dahil. Ya ben çok saçma bir kavram. Ben de biliyorsunuz sonuçlara itibaren çok itibar etmem kamuoyu anket sonuçlarına. Ama Türkiye'de herkesin son 2,5 yıldır en öne attığı iki isim Ekrem Bey ve Mansur Bey'in olduğu bir ortamda, Meral Hanım da çok iyi bilir ki bu iki kişi için saçları bugün güzel taranmış dahi dese, Meral Hanım'ın o lafının
acaba onun adayı Ekrem Bey mi, Mansur Bey mi olacağını bilecek kadar tecrübeli bir siyasetçi Meral Hanım. O birazcık çok safiyane bir şey olur. Acaba ne dese, hayır ne dese. Bu arada hatırlatalım biz, sizin görüşünüz böyle ama Burak Avuncu daha sonra yaptığı açıklamada dedi ki benim öyle gizli bir niyetim yoktu. Ben gerçekten o anda sahada gördüğümü söyledim. Olmayabilir. Bana İstanbul'un içerisinde Ekrem, bakın her şeye rağmen Ekrem Bey'in önünde, çünkü İstanbul'da yapmış kendisi İstanbul, haliyle. Evet. Ekrem Bey'in önünde Mansur Bey'in çıkması bana çok mantıklı gelmedi. Benim konuştuğum, ben de bir sürü insanla konuşuyorum. Yani İstanbul'da bir kere Mansur Bey'in isminin bilinirliği, yani siz bakmayın biz ve bizim gibi insanların, hani siyasette birazcık haşır neşir olan insanların ve çevrelerinin Mansur Bey'in ismini bildiği veya desteklediğini, sokakta durum, ya Ekrem Bey'in üzerinde çıkmaz gibi geliyor. Bu benim şahsi görüşüm. Bu herhangi bir veriye dayalı değil. Hem bunu gayri ihtiyari mi söyledi, öyle samimi kendi fikri olarak mı söyledi, arkada planlı bir şey mi var, ben bununla ilgili bir yorum yapmadım. Peki bir şey daha, Sayın Akşener diyor ki sosyal medya üzerinden soruları yanıtlarken Cumhurbaşkanı adayı konusunda sana güveniyoruz mami, yani size güveniyoruz anneciğim diyen bir vatandaşa gülümseyerek sizi yanıltmayacağım diyor. Ne demek bu? Yani ben belirlerim yani, ya da doğru ismi belirleyeceğiz. Sizi yanıltmayacağız. Geçen Ekim aylarındaydı galiba. Ekim veya Kasım'dı. Sayın Akşener'in o demeci, o televizyon programındaki demeci. Hangi demeci? Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakan adayım. Ben de bir 24 saat kadar inanmıştım kendisine. Ama sonradan herkes bilir ki ben çok da dile getirmişimdir bunu. Bence şu an, hatta uzun bir zamandır Altılı Masa'nın içerisindeki liderlerin arasında en çok aday olmak isteyen Meral Akşener. Hı hı. Bununla ilgili çok fazla konuştum. Ben hani tekrar üzerinden geçmeyeyim. Ama ben Meral Akşener'in o masadaki en çok adaylık, 6 lider arasında en çok adaylık isteyen lider olduğunu düşünüyorum. Siz böyle iddia ediyorsunuz. Ben, bu arada benim düşüncem böyle, evet, iddia değil. Ben yani sizin görüşünüz evet, böyle. Hep evet, söyle, her yayında söylüyorsunuz. Bunu da sizin dışınızda çok söyleyen yok. Onun için altını vurgulamak istedim. Tabii ki. Yani o hayır, benim görüşüm bu yönde. Şimdi Nasuh Bey de böyle düşünüyor. Ben bir yıldır söylüyorum. Peki, tamam. Peki, sizi unutmuşum, kusura bakmayın. Ve bugün de söylüyorum. Tamam, İki peki kişi anlaştık. İki kişi. En azından başbakan olacağım diyor. Onları merakta bırakmamak için ben aday değilim dedi. Ben iki şeyle toparlayayım. Fazla diğer şeylere girmeden. Benim bir iki şey çok dikkatimi çekti. Bunu geçen sefer de söyledik. Son deklarasyonda ben 6 parti liderinin ortak aday artık bu deklare edildi. Ben uzun zamandır eleştiriyordum. Ortak aday diye imza atması, isim belli değilse. Bakın isim bellidir ve bunu saklıyorlardır. Saygı duyarım. Anlamam. Çünkü hiç isim konuşulmadı diyor liderler. Birazcık doğru söylemiş olmazlar. Saygı duyarım. Ama ismi belli olmayan bir pozisyona 6 parti isim belli olmadan nasıl imza attı? O biraz dikkatimi çekti. Bu bir. İkincisi yine enteresan, bana gelen enteresan bir nokta. Ben kaçırdıysam söyleyin. Ben ikinci turun olacağını, 2 Ekim'de bak, ikinci turun olacağını son toplantıdan bir hafta önce falan duymaya başladım. Yani daha evvel duyan, şimdi şunu söyleyeceğim. Bu kadar planlı programlı bir altılı masa, adaydan çok Türkiye'nin problemlerine angaje olmuş bir altılı masa, nasıl bir planlama programlama içerisindedir ki bir hafta kalaya kadar son toplantıya, yani ama belki basına yansıtmıyorlardır. Niye? Her şeyi basına yansıtmak zorunda mı? Bu tabii ki yansıtmak zorunda. Bakın ikinci tur başladı dedikten sonra galiba Saadet Partisi'nden bir yetkili diye BBC'de bir haber vardı, isim vermeden. Oraya dayandırılarak şöyle haberler çıkmış. Sonra diğer partilerden de söylemeye başladı. Biz ikinci turda işte artık real problemleri alacağız. Yani sanki ya biz bu bir ilk turda bir şey yapamadık. Ve halk da bir şeyler bekliyor bizden. Evet, çünkü ilk turda hiçbir şey çıkmadı. Çok hızlı araya gideceğim bu arada. O yüzden acaba ikinci turu planlayalım. Yani burada çok ciddi bir plansızlık demek istemiyorum. Ama önlerinde bence çok fazla bir yere itemedikleri bir durum var. İstiyorsanız reklamdan sonra evet, çok kısa bir şeyim var. Tamam, anlaştık. Kısa bir ara, aranın ardından Sayın Akşener neden seçmene sizi yanıltmayacağım dedi aday konusunda. Bunu konuşalım, sadece bu aday konusunu konuşmayacağız. Kim izleyicilerimiz kızıyorlar bize, hep aday konuşuyorsunuz diye, ama sıcak gündemi yansıtmaya çalışıyoruz sizlere. Ekonomiden Gülşen'in tutuklanmasına, siyasetteki bütün başlıkları konuşacağız. Birazdan buradayız efendim.
Onur Erim'in son bir cümlesi evet. kalmıştı. Yani bunları neden söylüyorum yani bu gariplikleri? Ben altılı masada henüz bir adaylık konusunda mütabakat zemini dahi olduğunu düşünmüyorum. Ve açıklamanın, bu arada şunu da söyleyeyim, belki de altılı masa diyor ki biz seçimler Haziran'da olacaksa Ocak'ta açıklayalım. Bu anlaşılabilir bir şey. Fakat adaylık konusunda bir mütabakat sağlamak çok farklı bir şey. Bence daha mütabakat zeminini bile bulamadıklarını düşünüyorum. Zaten bu yüzden de çoktandır ben altılı masanın bir arada kalsa da seçime kadar tek bir çatı adayla çıkacağını zaten düşünmüyorum. Ben bunu siyasi olarak, teknik olarak imkansızlık olduğu kanaatindeyim. Ama bunu zaman gösterecek ve bu yüzden de zaten bu konular açıklanmıyor. Kemal Bey'in, ben de zannediyorum hepsini seyrettim dün akşam. Biraz yarım yarım oldu. Önce sonra. Güzel programdı bu arada. Lezzetli programdı yani. Gayet şeydi. Bir kere çok interaktif oldu. Hani böyle çok statik bir program, daha doğrusu statik, hiç statik olmayan program oldu. Genel Başkan da samimiyetle cevap verince, ilk Sayın Genel Başkanımız da, bence evet. o sorular da biraz güzeldi. Samimiyetle biraz da cevap verseydi hakikaten iyi olurdu. Verdi, hepsine cevap verdi. Yok, bu da siyasi bir şeydir ya, ben bunu eleştirmiyorum, aman niye böyle demiyorum. Bu siyasi bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu, altılı masa, daha 5 ay adayı açıklamasa ben buna da saygı duyuyorum. Doğru bulmam ayrı konu ama saygı duyuyorum. Bu siyasi bir şeydir, bir strateji. Bu sonuçta onlara fayda sağlar, zarar sağlar. Onu sandık gösterecek, onu bilemeyiz. Ama benim temel sıkıntının aday belirleme zemininin bile oluşamadığını düşünüyorum. Mesela benim dün akşam aklıma, programı seyrederken tabii geç saatte seyrettim, şu geldi. Mesela Kemal Bey şöyle bir soruya nasıl cevap verirdi? Şimdi diyor ki Kemal Bey, altılı masa ortak karar verecek. Doğru mu? Doğru. Ve bu arada dikkat edin, birkaç öyle cümle geçti. Altılı masadan hiçbir lider şimdiye kadar o altı liderden biri aday olacak demedi. Aday altılı masadan çıkacak dedi. Arada çok ciddi bir fark tabii, var. Tabii. Ben kararı altılı masadan altılı masa çıkacak. Verecek. Dolayısıyla evet. o kapı da sonuna kadar açılmaz. Tabii. Bu konuda ama dün Sayın Kılıçdaroğlu evet öyle dedi. Yok, genel öyle bir algı var. Hani altılı masadaki liderlerden biri çıkacak yok, gibi. Yok. O da bence netleşmiş şu an netleşmiş bir şey yok. Doğru değil. Bu da siyasi bir tercihtir. Ben ama giden yani gidilen yolda ben zaten tek adayla çıkılabileceğinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de sürecin mümkün olduğu kadar uzatıldığını düşünüyorum. Ben de bu kadar geç kalmanın altılı masaya fayda sağladığını düşünmeyenlerdenim. Ama sonuçta bunların hepsi kim doğru daha doğru bir strateji yapmış, kim daha avantajlı bir pozisyon almış. Yani anladığımız kadarıyla 2023 Haziran seçimlerinde sandığın açılınca akşam göreceğiz. Peki, çok teşekkürler Bülent.